Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Tabii aslında ciğerimiz yanıyor. Elbette ciğerimiz yanıyor ama ahla vahla günlerimizi geçirmeyeceğiz. Geleceğe yönelik olarak kararlar alacağız ve geleceği konuşacağız. Dünden elbette ders alacağız ama bugün dizlerimizi dövmeyeceğiz. Aksi takdirde yol almamız olanaksız hale gelir. 10 şehidimiz var 3 yüzbaşıydı önceden, daha sonra 13 askerimizi haince katletti PKK ve ona destek veren uzantıları da bunun içinde. Ve bugüne geldik. Bundan sonra neleri konuşmamız lazım? Amerika ile ilişkiler, bundan sonra Türkiye'nin yapması gerekenler, işte çok deneyimli bir ismi ağırlıyoruz. E, Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal, önce hoş geldiniz Sayın Ünal. Nasıl hoş yani bulduk, teşekkür size? ederim. Sağolunuz. E, adettendir tabii hoş geldiniz demek ama biz misafirlerimizi mutlaka hoş geldiniz diye ağırlayacağız elbette bugün ve bundan sonra da. Değerli izleyicilerimiz Sayın Ünal'ı biliyorsunuz Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümü öğretim üyesi ve bu uluslararası ilişkiler, bölgede yaşananlar, başımıza gelenler onu bize son derece net bir biçimde yorumlayacak bugün. Şimdi gara operasyonuyla başlayalım. Ee, mide bulandıran iddialar da ortaya atanlar oluyor maalesef. Oysa e, bu çok önemli bir operasyondu ve dün de meclisi hem e, İçişleri Bakanı hem e, e, önceki Genelkurmay başkanlarımızdan e, Hulusi Akar ikinci bir bakan olarak e, savunma Bakanı olarak e, anlattığı operasyonun detaylarını. Bundan sonra sözü size bırakacağım. Biz bu gara operasyonunu nasıl okumalıyız gele, geleceğe dönük olarak? Teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi hakikaten içimiz yanıyor. O şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. Ee, şimdi efendim bu gara operasyonunu nasıl okumak lazım? Bunun teknik ve askeri taraflarını ben yorumlayamam. Benim görebildiğim kadarıyla bu bizim daha önce... Türkiye toprakları dışında terörle mücadele konseptimizin aynen devam etmekte olduğuna bir işaret. Hatırlayalım 1993 ile 98 arasında PKK'ya karşı kapsamlı bir askeri mücadele yürütülürken, bu aynı zamanda Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla da desteklenmiş ve özellikle PKK'ya o bölgede vurulan darbelerle bu mücadele perçinlenmişti. Sonuç alınır hale getirilmişti. Şimdi Türkiye e, uzunca bir zamandır bu pençe operasyonlarıyla ve aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirdiği iki operasyon ki üç operasyon ama biri e, IŞİD bölgesineydi, diğer ikisi e, PYD PKK bölgelerine yapıldı. Bunlarla aslında e, PKK'nın e, Türkiye PKK'nın hem Türkiye içinde hem de bölgede etkinliğini kırmaya çalışıyor. Bunda da epeyce mesafe e, kat edildiği açık. Yani bu gara operasyonunda bu çerçevede düşünmek lazım. E, bu ne ilk operasyonumuz ne de son operasyonumuz olacak sınırın ötesinde. E, Barzani yetkililerinin yaptıkları açıklamalara e, itibar edilirse. Türkiye'nin o bölgede daha fazla operasyon yapacağı anlaşılıyor. Onlar zaten yaptıkları bu açıklamalarla e, Türkiye'nin operasyonlarının aslında e, önünü de açmış oluyorlar. Yani yapmasının gerekçesi olduğunu da söylemiş oluyorlar. Yapacak diyerek ve karşı çıkmayarak. Dolayısıyla bu e, GARA operasyonu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Bu tek başına bir e, rehine kurtarma operasyonu muydu? Olabilir. Büyük ölçüde ona benziyor. Ee, aynı zamanda PKK'nın işte kış döneminde yuvalandığı bölgeleri tek tek tespit edip her birine yönelik e, operasyonlar yaparak aslında PKK'ya göz açtırmama amaçlı mıydı? Evet, bir amacı da mutlaka oydu. Başarılı oldu mu? O, maalesef e, rehinelerimizi kurtaramadığımız için o açıdan yeterince başarılı olmadığı açık. Ama PKK'nın bu gara verilen ayrıntıları verilen mağara kampı diyelim vurulduğuna göre ve o etkisiz hale getirildiğine göre kullanılamaz biçimde tahrip edildiğine göre ayrıca Türkiye bu operasyonlarda uçar birlik harekatı yaparak güneyden bir anda teröristlerin karşısına dikilmeyi de başardığına göre bu açılardan önemli başarısı söz konusu. Tabii. Zaten bunu komutanlar ve emekli komutanlar da vurguladılar. Her operasyon mutlaka başarıya ulaşacak değil. Ama burada tabii PKK'nın nasıl bir sinsi plan içinde olduğunu da görmek gerekiyor. Bu mağaranın yapılışı konusunda da çok ciddi e, iddialar var. Genelkurmay Başkanı da açıkladı. Yardım almadan, destek almadan böyle bir mağaranın inşa edilebileceğine olanak yok diyor. Bütün e, komutanlar bu konudaki değerli düşünce adamları ve e, bizim vatandaşlarımızı oraya yiyarak bir e, ...gözdağı mı vermek istediler, ne yapmak istediler? Toplumda bir infiale yol açmak istediler muhtemelen. Siz bir stratejist olarak e, uluslararası ilişkiler ve bu tarz harekatlar konusunda... E, ...uzman bir kimse olarak bu cinayeti, bu katliamı, o şehitlerimizi bağrımıza basıyoruz. Her zaman bağrımıza basıyoruz. Bu katliamı nasıl okursunuz? Yakın plandan da ateş edilmiş. Üstelik Sayın Soylu da dün mecliste çok önemli bir açıklama yaptı. Hepsinin fotoğrafları bizde mevcut. Öyle iddialar iddia edildiği gibi bombalama neticesinde hayatlarını kaybetmediler dedi. Kaldı ki bombalama ile hayat kaybederlerse ne hale gelir o bedenler? Öyle değil mi Sayın Ünal? Şimdi e, aslında bu e, karşı Bu iddiaları tartışmaya değer görmemek de lazım. Evet, yani bu evet, tür operasyonlarda evet. mesela Amerika ile İngiltere bir Irak operasyonu yapıyor. Friendly fire diyorlar, dost ateşi diyorlar. Evet. Birbirlerinden çok sayıda işte tank vuruyorlar, e, helikopter düşürüyorlar, asker öldürüyorlar vesaire yani... Allah'a şükür Türkiye bu operasyonlar konusunda çok daha başarılı ve başarılı bir performans sergiliyor. Yetenekli olduğunu gösteriyor. Türkiye sürekli savaşan bir ülke. Türkiye'nin ordusunun en evet. önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani sürekli olarak kendisini yeniden yapılandırma kabiliyeti olan bir ordu. Yani bu da başımızdaki belalarla alakalı. Yani bir taraftan PKK'ya karşı işte Kuzey Irak'ta ülke içinde, Suriye'nin kuzeyinde e, operasyonlar yapıyorsunuz. Öbür tarafta işte e, silahlı kuvvetleriniz Yunanistan'a karşı sürekli teyakkuzda, hava kuvvetleriniz, deniz kuvvetleriniz bir e, it dalaşı içerisinde Yunan uçaklarıyla ve gemileriyle. E, dolayısıyla böyle birden fazla tehdide göre asimetrik e, tehditlere veya normal e, konvansiyonel tehditlere göre sürekli olarak kendisini teyakkuzda tutmak durumunda olan bir ülke ve bir ordudan bahsediyoruz. Bunların aslında Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı avantajlar da olmuş oluyor. Çünkü sürekli dediğim gibi kendisini yeniliyor. Şimdi burada PKK'nın yaptığı siyasi olarak şu açıkça e, bu rehinelerle Türkiye'yi bir pazarlığın içine sokmak ısrarla işte bir takım dernekler vakıflar adı altında faaliyet gösteren e, bu arada PKK'nın çok sıkı ilişkiler içinde bulunduğu e, partiler ve buna benzer e, gruplar üzerinden kişiler üzerinden evet. İyi efendim biliyorsun. işte e, evet efendim işte böyle böyle sizin orada tırnak içinde esirleriniz var e, bunların takas edilmesi veya bunlarla ilgili müzakere edilmesi, bir şeyler yapılması konusunda e, aracı olalım, yardımcı olalım. Şimdi hiçbir devlet buna razı olmaz. Türkiye'de olmaz, olmadı da. Doğrusu da bu. E, gider, rehine operasyonu yapar ve bunu kurtarır. E, bu defa kurtarılamadı, çok üzücü. Mutlaka daha dikkatli olunması lazım. Geçmişte yapılan e, PKK bu açılım sürecinde PKK'nın Türkiye topraklarında yuvalanması ile ilgili pek çok yanlışlar yapıldı. Bu yanlışlardan şu anda dönülmüş durumda. Bu çizgide devam etmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Yani bu basit bir e, mesele değil. Yani bir insan, bir insan hakları meselesi değil. Bu bir efendim alanda görev yapan güvenlik kuvvetlerinin kendilerine verilen emirleri biraz abartılı şekilde yerine getirmeleriyle alakalı bir konu değil. Burada büyük bir projeden bahsediyoruz. Yani projede şu, şimdi mesela birazdan geleceğiz belki Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun olan evet. en önemli konu nedir? Amerikan yetkilileri, buradan Büyükelçi, Washington'dan diğer yetkililer yaptıkları açıklamalarda Suriye'de YPG, PKK ile ilişkilerini aynen sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Biz şehitlerimize yandığımız gün, mecliste bakanlar bilgi verdikleri sırada ya da ondan bir gün önce belki de, Amerika YPG, PKK'ya Suriye'de takviye silahlar ve mühimmat gönderiyordu. Bunların içinde evet. zırhlar da vardı aynı gün. Yani ben bunları sosyal medya hesabından paylaşarak Duyordunuz. yorumladım da, evet. evet. Yani şimdi burada bir büyük Kürdistan projesiyle karşı karşıyayız. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler de değil. Ee, Amerika bu bölgede bir büyük Kürdistan kurmak istiyor. Bu büyük Kürdistan'dan en fazla rahatsız olacak ülkelerden, olması gereken ülkelerden biri Türkiye. Sınırları değiştirmek istiyorlar. Irak'ın kuzeyinde bir barzani yapılanması oluşturdular. Ondan zaman zaman çok memnunlar, zaman zaman az memnunlar ama onu yaptıklarını düşünüyorlardı. Şimdi ona ilaveten Türkiye belki 2007'den itibaren o yönetimle fazla işli dışlı hale gelerek kendisi açısından doğru şeyler mi yapıyor, yapmıyor mu, yanlış şeyler mi yapıyor o da ayrı bir tartışma. Onu bir tarafa bırakalım ama. Ee, en azından şimdiki operasyonlarda şunun yapılması artı bir puan. 1993 ile 98 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine operasyon yaparken o zamanlarda yine işte Barzani ve Talabani güçleri Türkiye'ye şu veya bu şekilde yardım ederdi ya da yardım etmek zorunda kalırlardı. O önemli bir şeydi. Şimdi de görüyoruz ki en azından Barzani yönetimi o bölgede tutunabilmek için Türkiye'ye ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu 2017 referandumunun ardından başına gelenlerle gördüğü için o orada Türkiye'siz ayakta kalamayacağını bildiği için ve bu PKK unsurlarının o bölgedeki faaliyetlerinin kendi meşruiyetinin de altını oyduğunu fark ettiği için Türkiye'ye yardımcı oluyor. Dolayısıyla bunu da bir parantez olarak kapatalım ama bir kenarda faydalı bir bilgi olarak tutalım. Şimdi gelelim evet. burada büyük bir Kürdistan projesine. Yani bu proje ne bu e evet. Evet, evet ya bu proje çok açık yani. Şimdi e, Suriye'den büyük bir parça çıkaracaklar. Bu da belirginleşti. Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla bunun haritası daraltıldı. Aslında çok geniş bir harita oluşturmuşlardı başlangıçta. Aynel Arap şehri olayları üzerinden hatırlayalım. Efendim biz e, IŞİD'e karşı, IŞİD dünyanın en vahşi, en e, katliamcı, en e, feci terör örgütü bu korkunç bir şey ve e, hatırlayın o sırada Obama'nın yaptığı açıklamaları onlarca sene sürecekti buna karşı verilecek mücadele ve üstelik buna karşı verilecek mücadele Amerikan liderliğinde bütün medeni dünyanın katılımıyla olacaktı ve onlarca sene sürecekti. Ya nasıl bir şeydir bu Allah aşkına? Ha bir şey doğru çıktı yalnız. Şu örgütün ölümüne, yok edilmesine izin vermeyen de Amerika olduğu için. Çünkü örgüt zora girince bir bakıyorsunuz bir yerlerden mantar gibi örgüt çıkıyor. Sonra bir bakıyorsunuz örgüt kaybolmuş gibi oluyor. Ama bu örgütle Amerikan kuvvetleri bazen neredeyse koyun koyuna yatıyorlar gibi. Yani birisi bu tarafta birisi o tarafta. Yani nasıl oluyor? Bunlarla ilgili zaten bir dünya çelişkili haber ve analizi de batı basınında kendimiz okuduk gördük. Yıllar içinde Rakka Operasyonu öncesi, Rakka Operasyonu sırası, IŞİD'lilerin toplanıp otobüslere doldurulup ee, sağa sola gönderilmesi. O sırada çok bariz bir şey ortaya koydu Amerikalılar. O da neydi? Efendim bu işitle mücadele koalisyonu adı altında efendim cici çocuklar var burada. Kimler? Tırnak içinde Kürtler. Bunlar canlarını dişlerine taktılar. Medeni dünya adına savaşıyorlar. Medeni dünyanın savaşçıları bu çocuklara silah vermemiz lazım, mühimmat vermemiz lazım. Bunlara hava desteği sağlamamız lazım. Alanda işte özel kuvvet askerleri gönderip bunlara yardımcı olmalarını sağlamamız lazım. Ha Türkiye bir süre sonra o zamanki tabii burada yine bir parantezle şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin 2011'den itibaren Suriye politikasındaki hatalar birikti birikti geldi. Ve bunları bu defa Amerikalılar bu şekilde kullanmaya kalkıştılar. Nedir o? Buradan büyük bir e, Suriye, ayağı, büyük Kürdistan'ın Suriye ayağını çıkartacaklar. O o ayak ki geniş bir coğrafyadan oluşuyordu. Orada büyük çapla etnik temizlik yaptılar, yaptırttılar. Oradan e, Türkiye'nin sınırlarını yalayarak geçen büyük e, bir e, koridor oluşacaktı. Fırat'a kadar gelmişlerdi. Fırat'ın batısına geçeceklerdi. Oradan Afrin tırnak içinde PYD kantonuyla birleşeceklerdi. Oradan da e, İdlib üzerinden ki İdlib'de güya Amerika'ya karşı olan terör örgütlerinin yuvası. Nasıl yapacaklarsa, nasıl bir işbirliği ise bu, oradan geçecek bir e, boru hattıyla Laske'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecek bir boru hattı oluşturacaklardı. Buna niye ihtiyaç duymuşlardı? Çünkü aynı günlerde IŞİD'in Irak koluna karşı da Peşmerge mücadele ediyordu. Peşmerge'de Canlı dişine takarak yaptığı mücadelenin karşısında Kerkük, Musul ve diğer bölgelere el koymuştu. Ne var yani bu kadar da yapsın bu çocuklar filan. Bu Büyük Kürdistan projesinin çok bariz bir şekilde devreye sokulduğunu görünce Türkiye itiraz etmeye başladı. Önce sözlü, der e, diplomatik ve siyasi ve nihayet askeri şekilde askeri karşı koymaya ve değil. özellikle 2016-15 Temmuz'dan sonra da Fırat Kalkanı'yla ardından Afrin operasyonuyla ve nihayet Barış Pınarı operasyonlarıyla karşı koydu. Şimdi Amerikalılar Türkiye'nin karşı koymasına rağmen bu Suriye'deki PKK devletçiğinden PKK vazgeçme niyetinde değiller. Yani Obama dönemiyle şimdiki dönem arasındaki Biden yönetimi arasındaki en önemli politik fark bu olacak. Ee, pardon Obama diyorum Trump dönemiyle. Trump. Yani şimdi evet. Trump. Trump sanki bu projelere pek prim vermiyor gibiydi. Ama başkan olarak Amerikan derin devleti diyebileceğimiz, Amerikan devlet kurumları, işte Pentagon, Amerikan istihbarat kurumları, bunların e, üst e, çatılarını oluşturan kuruluşlar, e, Amerikan e, Milli Güvenlik Konseyi ki o bir bakanlık düzeyinde ...Pentagon'la dışlarının arasında çalışır, iki tarafı uzlaştırmak için ee, ve bunlarla birlikte hareket eden bir de e, lobiler var, şirketler var, silah lobileri var, basın var. Yani bir Amerikan sistemi diyelim. Trump'ı belki de tasfiye etmek istemelerinin... en önemli sebebi de buydu. Yani Trump o çarkın e, çarkat takılan birisiydi. Yani diyordu ki biz bu savaşları niye yapıyoruz? Ne yapacağız? E, bu kadar trilyon doları sokaklara niye attık? Burada Amerika'da insanlar işsiz görmüyor musunuz? Haklı bir şeyler söylüyordu. Fakat bunları becerikli bir şekilde ortaya koyamadığı için ya da becerikli bir şekilde ortaya koymasına izin verilmediği için o da bir manada tasfiye edilmiş oldu. Ama o iş daha epeyce, o pilav daha çok su kaldıracak Amerika'da. Şimdi tekrar şuraya gelecek olursak. O zaman aslında Türkiye'nin bu yaptığı Suriye operasyonlarında Amerika'da Trump gibi bir baş, başkanın olmasının da belki faydaları oldu. Ve sonuçta e, belli bir noktaya geldik. Ama Amerikan derin devleti diyebileceğimiz bu kuruluşlar başkanın emrine rağmen Suriye'den çekilmediler. Bin bir türlü bahaneyle yok 200 asker tutuyoruz yok 300 tutuyoruz filan diyerek ama görüyoruz ki Yalan söylemişler başkana da. Ve işte bunların evet. içinde muhtemelen Amerikan o zamanki Dışişleri Bakanı Pompeo da var, diğerleri de var. Şimdi sonuçta şöyle bir noktadayız. Yeni yönetim ise bunlar daha önceki Obama döneminden geliyorlar. Dünyanın çok kutupluluğa evrildiğini kabul etmeme niyetiyle geliyorlar. Ee, Amerika'nın kendi içinde kutuplaşmış bir... E, yani ciddi sıkıntıları ve sorunları olan bir ülke olduğunu kabul etme niyetiyle gelmiyorlar. Ve işte Amerika geri geldi. Hey öyle bir ara vardı. Bir Trump diye birisi geldi ne yaptığını bilmez bir adamdı. Demokrasi karşıtıydı bir de o var. Şimdi biz geri geldik. Her şeyi tekrar baştan alıyoruz. Filmi başa sarıyoruz falan. Bu havadalar ve e, şimdi şunu yapmaya çalışıyorlar. O Suriye'deki PKK yapısını ayakta tutmak istiyorlar ve yapmak istedikleri şey Suriye'deki bu PKK devletci ile Irak'ın kuzeyindeki PKK yapılanmasını bir e, tam bir birliktelik içerisine sokmaya ve eğer Türkiye izin verirse pek tabii ki Barzanistan'ı da buna eklemeye e, niyetliler. Şu an itibariyle Türkiye'nin içerisinden bir PKK parçası çıkaramayacaklarını görüyorlar. Ama buradan havlu da atmak istemiyorlar. Dolayısıyla bunları değişik gerekçelerle tutuyorlar. Vay efendim bu işi de karşı mücadele ediyorlarmış. Yok efendim İran'ın Suriye'deki varlığına karşı mücadele edebilmeleri için bunlara ihtiyaçları varmış falan falan. Zaten Amerika'yı dinlerseniz hikaye bitmez. Yani Tabii. sürekli olarak e, manipülatif hikaye üretme şampiyonluğunu hiçbir zaman e, kimseye bırakmayan ilginç evet. bir yönetim evet. şey vardır. Şimdi dolayısıyla evet. bu çerçeveyi kurduğumuzda gara operasyonları ya da gara operasyonu ya da Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonların anlamını daha iyi kavrarız diye düşünüyorum. Yani Türkiye o bağlantıyı koparmaya çalışıyor aynı zamanda. Ve ilginç bir şey Türkiye'nin bu kararlılığı karşısında da aslında Barzani e, Türkiye tarafında kalmayı tercih ediyor. Bu da siyasi bir kazanım. Burada belki son bir şey, şunu da söylemek lazım: Amerikan yeni yönetimi birçok konuda politikalarının ne olduğunu tam olarak ortaya koyabilmiş durumda da değil. Çünkü mesela bir yandan işte Çini karşılarına alacaklarını söylüyorlar eee Hindistan'la işbirliği yapacaklarını söylüyorlar. Ondan evet. sonra S400 aldığı için Hindistan'ın üzerine gideceklerini söylüyorlar. Yaptırım uygulayacaklarını söylüyorlar. Bize o zaman gibi. Evet, evet. O, o zaman bu ne Paris, bu ne Laana tur falan gibi bir durum oluyor. Ee, bu evet. arada Rusya'yı karşılarına alacaklarını söylüyorlar. İşte Biden bu Navalny e, merkezli gösterilerin ardından açıklama yaptı. Rus şey Amerika geri geldi. Yani biz e, işte e, Rusya'ya bu şekilde göz yummayacağız, Navalny'nin serbest bırakılmasını istiyoruz, şunları şunları istiyoruz falan. Onları e, Rusya'da duyan ve e, buyurun abi ne istiyorsanız yapalım diyen bir yönetim de yok. Fakat e, bunu Türkiye açısından yorumladığımızda şu var. Ya kardeşim sen orada Çin'le, burada Rusya'yla mücadele edeceğini söylüyorsun. Bu arada Türkiye'yi de karşına alıyorsun. Ne bu yani? bütün dünyayı mı karşına alacaksın? Çünkü e, bu burada bir de galiba e, e, İsrail'le de gergin bir tavrı var zannediyorum Biden yönetiminin. Tekrar sustum. Esafluat orada doğru bir tespit şöyle. İsrail'e İsrail'le belki sonuçta anlaşacaklar. Ama İsrail'in istediği şekilde mi anlaşacaklar? Yoksa Biden yönetimi Trump döneminde İsrail lehine elde edilen kazanımların bir kısmından İsrail'i vazgeçirerek mi anlaşacaklar? Bunu göreceğiz. Ama şöyle bir şey olmuştu özetle bu konunun daha anlaşılır hale gelmesi için. Mesela işte bizim basında da bir takım insanlar işte Amerikan yönetimi göreve geldi. İşte Blinken onu aradı, bunu aradı. Portakalı aradı, mandalinayı aradı, kayısı aradı ama bizi aramadı falan. E ne olacak yani aramadıysa aramadı ya bir gün arayacak evet. yani. Anlatabildim mi? Efendim işte bu hafta olacaktı da, vay, ertelendi, önümüzdeki haftaya bırakıldı falan. E, sonuçta aradı, yani aradı ve konuşuldu. O da bu gara operasyonun ardına denk geldi. Belki de isabet oldu. Türkiye'nin gara operasyonu ha, üzerine Amerika ya karşı sergilediği tavırdan dolayı da bir önceki gün yaptıkları açıklamadan geri adım atmak zorunda kaldılar ve bütün bu cinayetleri PKK Cinayet şebekesinin işlendi, işlediğini kabul etmek durumunda kaldılar falan. Şimdi sonuçta şu esas söylemek istediğim şuydu. Aynı günlerde İsrail de aramamışlardı. Yani İsrail de öyle pek önemsiyor gibi görünmüyordu. Yani bölgedeki en büyük, en en önemli müttefiklerinin de aramamışlardı. Nihayet aradılar ve zannediyorum şimdi bu defa şeyin telefon trafiği başlayacak, Biden'ın trafiği başlayacak. Bu Blinken'dı. Blinken tamamladı galiba telefon trafiğini. Ee, şimdi Biden'ın da belki ilk İsrail'i arayabileceği söyleniyor. Şimdi İsrail ile Amerika arasında adı konulmamış bir, e, bir, bir, bir sorun da var şu anda. Nedir bu sorun? Şimdi Trump e, belki de, Trump'ın politikalarında da kendi içinde e, ilk anda çelişkili gibi görünen bir takım unsurlar vardı. Bir, bir yandan Trump e, şunu diyordu, ya biz bu Orta Doğu'ya niye saplandık kaldık, niye bu, bu savaşları yapıyoruz? Bu savaşları destekleyen bir kamuoyu yok. Ayrıca buralarda biz 5, 7, 8 trilyon dolar sokaklara saçtık. Karşılığında hiçbir şey elde edemedik. O kendine has üslubuyla bunları anlatıyordu. Ee, kendisine muhtemelen şu söyleniyordu. İsrail'in güvenliği. O da yani İsrail kendi kendini savunmaktan aciz bir ülke mi? Ayrıca İsrail'e bir şey olduğu zaman biz Amerika olarak hemen müdahale edip gidemiyor muyuz yardımına? Nedir bu İsrail'in güvenliği diye? Ama bu arada işte yok Rusya müdahale etti. Trump lehinde şunu yaptı, bunu yaptı. O sayede Trump seçimleri kazandı gibi akıl almaz bir sürü Derin devlet senaryosu Amerika'da gırla gittiği için o sırada Trump aslında belki de İsrail lobisine e, aşırı derecede Amerika içinde yani normalde ne kadar olacak idiyse onun bayağı fevkinde e, böyle onlara yakınlaştı diyelim ve bütün bunların sonucunda da şu oldu bir dedi ki ben işte Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyorum iki Golan bölgesini e, İsrail toprağı olarak tanıyorum. Üç, e, bu Abraham anlaşmaları geldi. İbrahim anlaşmaları. Şimdi bu Abraham anlaşmaları yine çok büyük bir başarıydı Amerika açısından, Trump yönetimi açısından. Neden? Çünkü Körfez'deki Arap ülkelerine şunu kabul ettirdiler. Dediler ki biz sizi İran'a karşı destekliyoruz. Hatta Trump'ın o amiyane tabiriyle sizi koruyoruz. Biz olmasak İki hafta dayanamazsınız. E, bunun bir karşılığı olmalı. Siz de İsrail'le anlaşın, uzlaşın. O ülkeler İsrail'le zaten açıkça olmasa da zaten anlaşmış, uzlaşmış durumdaydı. Ne yapılması lazım? İsrail'le diplomatik ilişki kurun. Ve İran'a karşı yürüttüğünüz bu mücadeleyi İsrail'le birlikte yapın aynı zamanda. Şimdi bunları ben tasvip ettiğim için anlatmıyorum. Olayı bu şekilde evet, evet. Geraya evet. açısından. Evet. evet ve sonuçta bu oldu. Ne oldu? İşte Amerikan Başkanı e, Trump'ın damadının da e, şahsi girişimleri sonucunda bu ülkeler İsrail'i tanıma yönünde adımlar attılar, büyükelçilik açtılar, bazıları büyükelçi de gönderdi. Fakat şimdi e, bu yönetim içinde epeyce bir Yahudi asıllı bulundurmasına rağmen şöyle bir mantıkla hareket ediyorlar herhalde. Trump ne yapmışsa yanlış yapmıştır. Şimdi bu da bir devlet açısından biraz garip bir şey ama Amerika'da olur bunlar. Çünkü Amerika birçok yönüyle abuk subuk devlette benzer. Yani böyle tam olarak anlayamazsınız. Mesela bir etnik lobi gelir Amerika'nın milli çıkarları aleyhine bin bir türlü iş yapılmasına sebebiyet verir. Derler ki işte ama Amerika'da etnik lobiler var. Maalesef bu böyle filan. Yani mesela Almanya'da böyle bir etnik lobi olabilir mi? Olamaz yani çünkü Almanya bildiğimiz bir normal milli devlet. Şimdi gelelim şeye. Buradan şöyle şeyler görüyoruz. Ne görüyoruz? Şimdi diyor ki Suudi Arabistan'a bir takım silahların, taarruzi silahların satışını durduruyoruz. Ee, Birleşik Arap Emirliklerine F35 satışını e, na izin veren ee, ...o izni durduruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Evet, esnaflar. Yani efendim. şimdi dolayısıyla... ...orada komplike bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi ben şu açıdan... ...Amerikan yönetiminin tavrını doğru buluyorum. Yemen'de... E, ...soykırımsal unsurlar içeren... ...çok kirli bir savaş var. Ve buna Batı ülkeleri destek veriyorlar. Ne manada? Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne... Ee, inanılmaz derecede silah ve cephane vererek. Yemen zaten böyle bir araya getirilmesi, yönetilmesi de çok zor bir ülkeye dönüştü. Fakat esas şey şu bu savaşın durdurulmasına katkıda bulunmak doğru bir şey. Ama öte yandan Amerika'nın bölgede oluşturduğu dengeler açısından da, Trump zamanında İsrail lehinde oluşturulan dengelerde şimdi çatırdamalar oluşabilir. Yani mesela bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki e, bu politikanın destekçisi kabul edilen ya da en büyük destekçisi kabul edilen e, Dışişleri Bakanı görevden alındı. E, Emirin e, danışmanı yapıldı. Yerine başka birisi atandı filan. Şimdi e, bu şu demek. Bir yandan da Amerika İran'la bu nükleer anlaşmaya geri dönebileceğinin işaretlerini veriyor. Hep aynı mantık yani Trump bir şey yaptıysa yanlış yapmıştır. Bence bunlar doğru. Yani yanlış değil. Çünkü Amerika İran'la bu nükleer anlaşmadan çıkmamalıydı. İran'a yönelik bu maksimum baskı politikası anlamsız bir şey. Bölge ülkelerini de rahatsız ediyor. Fakat şimdi buradaki durumu incelediğimizde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu durum eğer bu körfez ülkeleriyle İsrail arasındaki bu uzlaşma vesaire bütün bunlar yani hepsinin bir karşılığı vardı. Siz İsrail'i tanıyın biz size F-35 verelim. Siz İsrail'le büyükelçilik açın biz size şunu yapalım gibi. Bu dengelerin de karıştığı bir ortam içindeyiz şu anda. Bunlara karşılık Amerika'nın ne tür bir yeni politikayla geleceği de belli değil. İran'la bir nükleer anlaşmaya geri döneceği de belli değil. Çünkü onu da diyemiyor Blinken. Çünkü onu dediği zaman Amerika içinde epeyce bir fincancı katırını ürküteceğini biliyor. O zaman ne olacak yani? Sadece böyle reaksiyoner laflar eden bir yönetim var ortada. Bu Türkiye politikalarında da var. S-400'den vazgeçin. E Peki bizimle sizin bizim aramızdaki tek sorun S-400 mü kardeşim? Mesela eğer aramızdaki tek sorun S-400 olsaydı, bakın ben size söyleyeyim, S-400 diye bir sorun olmazdı. Yani eğer bir tek sorunumuz Amerika ile S-400 olsaydı, S-400 sorunu olmazdı zaten. Niye? Çünkü bütün güven ilişkisi fevkalade, tam müttefik gibi hareket ediyoruz. Amerika bölgeye ilişkin yaptığı işlerde geliyor, Türkiye ile konuşuyor, istişare ediyor. Türkiye'nin çıkarlarına göre ne bileyim planlarında, projelerinde değişiklikler yapıyor. Türkiye'yi şuraya buraya şöyle dahil ediyor. Türkiye'ye Türkiye'nin meşru mücadelelerinde PKK'ya bilmem neye karşı tam destek veriyor filan böyle bir Türkiye-Amerika ilişkisi olsa zaten Türkiye S-400 almazdı ki. Alır mıydı? Biz zaten Amerika'yla bir müttefik ilişkisi kuramadığımız için özellikle de Soğuk Savaş'ın Son 20 yılında Türkiye-Amerika ilişkilerini Amerika'daki bir takım güçler yeniden e, formatlamaya kalkışıp bu büyük Kürdistan'ı falan Türkiye'ye dayatmak e, yönünde adımlar atıp işte Kıbrıs'taki Rum-Yunan tezlerine tam destek vererek Türkiye'yi adadan çıkarma e, plan ve projelerini devreye sokunca işler karıştı iyice. Ha diyebilirsiniz ki peki, Iki, iki kutuplu dünya düzeninde öyle değil miydi? Evet ama nüanslar vardı. Orada da yine Türkiye'ye karşı çıkıyordu. Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı ama Amerikan kongresinden silah ambargosu yemişti. Ama ne yapmıştı? Türkiye'de karşı koymuştu. Sonra Türkiye'nin karşı koymasıyla bu işin içinden çıkamayacağını anlayan Amerikan yönetimi bu defa e, ambargoyu kaldırarak Türkiye lehinde adımlar atmak zorunda kalmıştı. 1980'lerde özel zamanda Türk-Amerikan ilişkileri yeni bir formata kavuşmuştu filan. Sonra Amerikanın örtülü ambargolarıyla devam edildi. Şu bu. Bu arada Türkiye kendi savunma sanayinde ilerlemeler sağladı. Yani şunu demek istiyorum Türkiye'nin e, e, Amerikan e, Amerika'daki yeni yönetimin kafası çok karışık. İsrail konusunda da karışık mesajlar veriyor. Orta Doğu barışı konusunda da karışık mesajlar veriyor. Rusya Çin konusunda da veriyor. Eh Türkiye konusunda da epeyce kafası karışık. Çünkü diyor ki Türkiye'ye yani sen bu S-400'lerden derhal vazgeç. Mesela Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı kendi sayfasından Blinken'la Çavuşoğlu arasındaki görüşmede Blinken'ın Çavuşoğlu'na bu s 400leri e, elinizden çıkarmalısınız. S-400'leri elinizde tutmanız doğru değil görüşünü dillendirdiğini söylüyor. Ben dün akşam galiba yine onu da paylaştım. Evet. Ee, peki şimdi dediğim noktaya geldik. Tek sorun S-400'ler mi kardeşim? O zaman gel oturalım ve diyelim ki, ya biz iki dost ve müttefik miyiz? Evet, eğer öyleysek. Biz nasıl oldu da bu hale geldik? Buyurun oturalım konuşalım. Sizin böyle Washington'da metrekareye bir tane düşen e, düşünce kuruluşlarınız abidik gubidik bir sürü laf üretiyor ve buna göre bakarsak <laughs> e, Türkiye ile e, Amerika artık hasım ülkeler halindeymiş. E öyleyse o zaman nasıl oldu da bir NATO ülkesi bu hale geldi? Buyurun bir konuşalım. Yani bu suçun bu kabahatin NATO açısından baktığımızda eğer bir kabahat varsa yüzde yüzü Türkiye'de olamaz. Yani bunu oturup bir konuşmak lazım. O zaman gel hepsini konuşalım. Ben de sana diyeyim ki, sen şu PKK-YPG ile ne yapıyorsun diyeyim. Yani sizin sorunuzu çok uzunca cevaplandırmış oldum, o da çok şu. Çok güzel oldu. Evet, yani. İsrail de bir sorun var. Ee, daha doğrusu şöyle, netleşmemiş politika açıklamaları var. Ama bunlar net şeyler değil. Mesela bize diyeceklerse ki, kardeşim ben PKK-YPG'ye destek vermeye devam edeceğim, o zaman... Yani bu iş karakolluk olur. Yani bu ilişki yürümez. Hani Biden bu e, ittifak gemisini zaten fırtınalı sularda ilerlemekte zorlanan ittifak gemisini batırır. Ya da e, iyice fırtınalı hale getirir bu ilişkileri. E, aynı şekilde İsraille ne yapacağını bilemezse. Orada da ciddi sorunlar çıkar. Ve ben geçenlerde yine bir paylaşım yapmıştım sosyal medya hesabına. O da şuydu. Acaba dedim Biden yönetimi bir kafası karışık yönetim şeklinde mi tarihe geçecek? 1976 seçimlerini kazanıp 77'de göreve başlayan Carter yönetimi vardı. 1981'de de Reagan'a kaybetmişti. Acaba Carter yönetimi gibi mi olacak dedim. Çünkü bu kadar kafa karışıklığı az buz bir şey değil. Mesela o Carter yönetimi de e, koskoca İran Şahı gibi bir müttefikin kaybolması, e, kaybedilmesine sebep oldu Amerika'da. Böyle insan hakları bilmem ne filan diye o yönetim üzerinde baskı kurmaya kalkıştılar. E, zaten içeride birikmiş olan e, fay hatlarında birikmiş olan şeyler patlayacaktı. Ha bunun ben aman yapmasalardı da. İran halkını etselerdi de şöyle olsalardı manasında demiyorum. Sadece durumun analizi açısından. Ee, ve ondan sonra gitti Carter yönetimi mesela İran İslam devrimi Şubat'ın 9'u farz edilir. 9 Şubat 1979'da yönetim yani Humeyni'nin başbakanı görevi aldığında ilk gidip biz bu yönetimi, bu rejimi tanıyoruz diyen devletlerden biriydi Amerika. E, Şubattan e, Kasım'a, yanılmıyorsam Kasım ayıydı, e, Amerikan Büyükelçiliği Tahran Üniversitesi öğrencileri tarafından basıldı ve bütün e, diplomatlar ve aileleri rehin alındılar. Şimdi bunların hiçbirisinin doğru bir tarafı olmayabilir, yani kabul edilebilir, desteklenebilir bir tarafı olmayabilir. Ama durumun analizi açısından Amerikan ne yanlışlar yaptığını görmek açısından anlatabildim mi? Nasıl savrulabildiği açısından. Sonra o rehineleri kurtarmak için Carter yönetimi işte bir iki askeri girişimde bulundu, hepsinde başarısız oldu falan ve sonuçta Regna kaybetti. Yani Carter yönetimi de kafası çok karışık bir yönetimdi. Bu Biden yönetimi de biraz ona benziyor. İkisi de demokrat. Ve Biden yönetiminin en önemli sorunu galiba şu. Amerika'nın ya daha doğrusu şu. Çok, dünyanın çok kutupluluğa evrildiğini kabul etmekle etmemek arasında gidip geliyorlar. Oysa bu bir realite artık. Galiba dün akşamdı Foreign Affairs'de yine bununla ilgili bir şey makale vardı. Yani bütün bunlar şeye geliyor. Yani Amerika'nın gücünün eskiye göre azaldığı, kendi içinde sorunları olduğu, bu arada başta Çin olmak üzere Amerika'nın gücüne meydan okuyan ülkeler olduğu ve bunlara yönelik Amerika'nın neyi nasıl yapması gerektiği konusunda ciddi bir tartışma var. Ve bu tartışmalar yönetimde de durulmamışa benziyor. O yüzden önümüzdeki şeylerde göreceğiz. Bütün bunları kara operasyonuyla da alakalı hale getirirsek şunu söylemek lazım. Türkiye'nin bu dönemde evet. e, bıkmadan, usanmadan Amerika ile ideolojik bir kavgaya girişmeden ama haklarından ve çıkarlarından katiyen taviz vermeden doğru durduğu noktada politikasını sürdürmesi lazım. O da şu, kardeşim benim seninle aramdaki tek sorun S-400'ler değil. Kaldı ki S-400'ler sorun da değil. Çünkü ben ulusal savunmamı güçlendirmek için güçlü bir silah sistemi alıyorum. Ve bu bana faydalı bir şey. Bana faydalıysa aslında bir, senin bir müttefikin olarak sana da faydalı olmuş olması lazım. Ha! Bunu teknik olarak konuşabiliriz. Efendim NATO'nun hava, e, hava savunma sahası içinde bu NATO sistemlerine nasıl entegre edilir? Yok F-35'lerle birlikte aynı hava sahasında uçar mı, kullanılır mı, kullanılır mı? Bu ayrı bir konu. E, ayrıca F-35'in Türkiye zaten dışına çıkarıldığına göre, belki de Türkiye'ye bir iyilik yapmış da oldular. Çünkü o uçaklarda da apayrı bir muamma yani sonu ne olacağı. En son okuduğumda evet. 870 ya da 817 gibi bir rakamdı. Hata var hala ve en son bir şey daha okudum şaşırdım. Motor üretiminde hata var. O yüzden F-35 üretiminin seri olarak artırılması konusundaki karar durdurulmuş durumda şu anda. Yani bu Amerika gibi bir devlet için bir uçağın motorunun üretilmesi çok çok zor bir şey olmasa gerek. Öte yandan bir sürü şey de okuyoruz. Yine yine Amerikan basınında merkezli. Bu F-35'lerin e, bir Frankenstein canavarına dönüştürüldüğü. Evet, aslında evet. aslında Amerikan devletini, müttefiklerini e, şey dolandırmak için adeta bir proje olduğu. Yani bunun böyle olmaması gerektiği. Amerikan pilotları arasında F-16'ların son modellerine e, e, yönelik sipariş verilmesi taleplerinin arttığı, Amerika'nın belki de o F-16'ların son modellerine den yeniden sipariş vereceği filan gibi bir sürü haber ve analizler okuyoruz. Şimdi bu parantezi de bir tarafa bırakalım. Yani bir sorun kendiliğinden çözülmüş durumda. Yani F-35'in biz zaten dışındaysak o halde efendim bu S-400'lerle F-35'ler aynı hava sahasında nasıl olacak? Bu tartışma sona erdi. Geriye bir şey kaldı. Yok NATO'nun entegre hava savunma sistemine entegre mi edilsin edilmesin mi nasıl olacak o zaman buyurun gelin konuşalım. Bunu da konuşmuyor. Öbür taraftan e, bizim söyleyeceğimiz şey şu kardeşim S-400 diye bir sorun yok. Bu böyle. Ve bunun siyasi askeri bir karşılığı var. Bakın e, siz kendiniz Atina'daki büyük elçiniz diyor ki biz Yunanistan'a F-35 vermeliyiz. Yunanistan alacağı F-35'leri göçmen kuşlara karşı mı kullanacak? Kime karşı vereceksiniz siz? Öyle ya. Ee, yani Yunanistan'ın hani bu Anadolu'da bir laf vardır. Derler ki e, ayının 40 tane türküsü varmış, 40'ı da armut üstüneymiş diyor. Yunanistan'ın 40 türküsü var, 40'ı da Türkiye üstüne. Dolayısıyla bu uçakları alırsa kime karşı kullanacak? Kime karşı kullanmayı ümit ediyor, gönlünden geçiriyor. Fransa'dan Rafal uçakları aldı, alıyor, almaya devam ediyor. İşte Almanya'dan e, modern denizaltılar temin ediyor, etmeye devam ediyor. Fransa şimdi bir takım e, gemiler veriyor. Şimdi bunları kime karşı kullanacak Yunanistan? E o zaman ben de S-400'leri Yunanistan'a karşı kullanacağım. Girit modeli diyoruz. Efendim Girit'dekiler depoda. Peki şu soru var. E, Türk Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıksa, Türk Hava Kuvvetleri Girit'i bombalamak istese, Girit'teki S-300'ler e, depoda mı duracak? Yani ha, komik olmayalım. Yani bu zekamızla alay mı ediyorsunuz diye. Şimdi dolayısıyla S-400'lerin tartışmaya açık bir tarafı yok. Ha şunu yapsınlar. Evet. Yunanistan'ı bu şekilde Türkiye'ye karşı adeta bir İsrail'e dönüştürme çabası içinde olmasınlar. Ama Türkiye zaten asimetrik tehditlere maruz bir ülke. Tipik bir NATO üyesi değil. Orta Doğu'dan her taraftan tehdidi açık bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten silahlanması, askeri gücünü artırması Yunanistan'a göre belli bir oran içinde cereyan etmeyecektir. Bunun da kabul edilmesi lazım. Yani... Türkiye ile Yunanistan arasında şu oran olsun, bu böyle olsun. Böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Gelelim PKK PYD ile Amerika'nın ilişkilerine. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ha, Türkiye bu çizgide devam ederse ve derse ki yani kusura bakmayın bunun böyle kabul edilebilir bir tarafı yok. Siz bu ilişkiye derhal son vereceksiniz. Ayrıca son vermeseniz de bakın Gara'da ne yaptım? Gördünüz. Başka yerlerde ne yaptığımı da görüyorsunuz. Ben bunlara Suriye'de de devam edebilirim. Yani bu PYD'lere karşı orada da devam ederim. Yani bu PKK örgütü sizin siyasi sığınma korumanıza girdi diye benim yumruk alanımdan çıkmıyor kardeşim. Ben bunu sizin koltuğunuzun altında da gelir tekmeler yumruklarım. Onun kurtuluşu yok benden. Bu politikada ısrar ederse mutlaka sonuç alır. Neden alır? Çünkü Amerika'nın gücünün dünyada dengelendiği ve Amerika'nın kendi içinde bu kadar kutuplaştığı bir dönemde kalkıp da herkesi karşısına alan bir Amerika'nın sonuç alması söz konusu olamaz. Ama tabii burada e, yani şimdi onlara hepsine şeyi batırdık, çubaldızı ama kendimize de iğneyi değdirmemizde fayda var. Bizim de yapmamız gereken bir sürü şey vardı iş politikamızda. Evet. O kadar güzel özetlediniz ki şu ana dek böyle bir heyecanla bir fotoğrafı analiz ettiniz bize. Şimdi Türkiye'nin yapması gerekenleri vurguladınız ama çok güçlü adımlar atması gerektiği bir dönemdeyiz. Aslında her zaman öyle. Fakat şimdi çok daha ciddi bir takım yaptırımları Türkiye'nin devreye sokması gerektiğini düşündüm sizin bu yorumunuzdan. Neler yapmalıdır Türkiye? Bir miktar açıkladınız ama yine de ben daha daha net öğrenelim diye sormak istedim. Şimdi efendim öncelikle şu, bir defa bu PKK üzerindeki askeri baskıyı durdurmamak lazım herhangi bir şekilde. Bu Devam. hem Irak'ta hem Suriye'de. Türkiye içinde zaten pek bir şey yapabilecek halde, değil öyle görünüyor PKK ama her halükarda PKK'nın insan kaynağı temin etmesine yönelik e, politikalara hız vermek lazım o konuda da epeyce bir mesafe katetilmiş durumda daha e, bölge tabiriyle daha çıkışlarda çok ciddi bir azalma olmuş durumda zaten orada da şu oluyor devlet PKK'ya karşı tavrını koyduğunda e, ve sonuç aldığında bölgenin insanı otomatikman yani e, ben devletten yanayım diyor. Yani bazı dönemlerde maalesef şu yanlış bile yapıldı. Sanki dev, devletin be, e, e, bileği bükülmüş ve o bölgeden çekilmeye zorlanacakmış. Bunu da Amerika yapıyormuş gibi bir hava yaratıldı. Öyle durumlarda da normal e, halk şunu düşünür. Ya eğer öyleyse o zaman ben de PKK ile kavgalı olmayayım. Çoluğuma çocuğuma kötülük yapmasınlar diye düşünür. Dolayısıyla son yıllarda atılan, atılan adımlar ve kararlılık gösterileri çok yerinde. Hem bizim sınırlarımız içinde hem Irak'ta hem Suriye'de. Bu tamam ama şimdi bu pazularımızı bir de diplomasiyle kat be kat güçlendirmek lazım. Yani şimdi mesela Azerbaycan Ermenistan'a karşı nasıl sonuç aldı? En önemli e, sebebi analiz ettiğimizde kendi silahlı kuvvetleri. İyi bir hazırlık, iyi bir evet. e, Kararlı. eğitim, kararlılık vesaire şu bu. İki, Türkiye gibi bir devletin tam ve e, herhangi bir e, tartışmaya açık olmayan yardım ve desteği. Her türlü destek bu: askeri destek, siyasi destek, diplomatik destek tam. Çünkü Türkiye işin içinde olmasa Azerbaycan'ı orada bir taraftan Rusya, bir taraftan diğerleri durdururlardı. Zaten Azerbaycan'ın o denli bir e, askeri politik üstünlük kurmasına izin verilmezdi. E, ama bir başka şey, çok kutuplu dünyayı e, ve çok taraflı diplomasiyi çok iyi kullandı Azerbaycan. Mesela Azerbaycan'a en fazla biz destek verdik değil mi savaşta askeri olarak? Bizden sonra kim destek verdi? İsrail verdi. Peki Azerbaycan, İsrail'le nerede gitti ahbap dost oldu? Biz öğrettik vaktiyle Azerbaycan'a. Dedik ki yani batı dünyasındaki ilişkilerinin bozulmaması için. İsrail gidip de senin her işini yapmayabilir, yapamayabilir, gücü yetmeyebilir ama... Amerika'nın senin aleyhine dönmesini engeller. Amerika'daki Ermeni lobisini etkisiz eleman haline getirir. Aynen böyle oldu. Ha Şimdi mesele sadece İsrail değil, Mısır. Kavgamız nedir mesela Mısır'la ve ne kadar daha sürecek? Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Şimdi Biden yönetiminin kafa karışıklığı aslında bizi bu ülkelerle bir araya getirmeyi kolaylaştırabilir de. Çünkü mesela bu ülkeler de ya bu Biden yönetimi acaba bize ne düşünüyor? Mesela Mısır'a e, Amerika'nın yaptırımları söz konusu. Hani Türkiye'deki e, İslamcılar Mısır'daki yönetimi Amerikan kuklası falan zannediyor ama <laughs> Mısır aynı zamanda Rusya'yla çok iyi ilişkileri var. Ve Sukhoi 35 uçakları alıyor. Ondan dolayı da Amerika'nın yaptırım tehditleriyle karşı karşıya ama alacağını söylüyor. Aynı zamanda mesela Rusya'nın Fransızlara imal ettirdiği bir e, taarruz helikopter gemisi vardı. Onu Mistral tipi. Onu e, bu Ukrayna yaptırımlarına denk gelince Fransızlar teslim etmediler Rusya'ya. Rusya da oraya epeyce elektronik ekipman falan yerleştirmişti. Onların tamamını söktü mü sökmedi mi bilmiyorum ama o geminin Mısır'a satılmasını sağladı Rusya. Bakın Mısır'la arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi seyrettiğini göstermek açısından. Şimdi Amerika'nın aslında bu kafa karışıklığı bu ülkelerin birçoğunu yan yana getirebilir yeniden. O yüzden Türkiye'nin belki bir diplomasi hamlesine ihtiyacı var. Mısırla mesela evet. Mesela evet. Mısırla ilişkileri düzeltmek. Eee Körfez Araplarıyla ilişkileri düzeltmek. Çünkü bunlarla ilişkilerimizin içeriğinde bizim hak ve menfaatlerimizi tehdit eden bir şey yok. Yani bunlar bizim karasularımıza ne bileyim karasularımızda Hak iddia etmiyorlar. Bunlar bizim deniz yetki alanlarımızla ilgili olarak hayır öyle değil böyle demiyorlar. Bunlar bizim ne bileyim topraklarımıza yönelik herhangi bir kast içinde değiller. Tamamen ideolojik tartışmalarla başlayan, giderek derinleşen ve bir türlü düzeltilemeyen ilişkilerden bahsediyoruz. Ve şimdi bu ülkelerin hepsi Yunanistan'ın yanında askeri olarak yer almış durumda. Bu da Trump'ın son bir yılında Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından ilmik ilmik işlenen bir siyasetti. Şimdi bunları kırabilmek için bu alanlarda adımlar atmak lazım. Mesela İsrail şimdi Yunanistan'la askeri işbirliği içinde. Eskiden bizimle yapardı bu işbirliklerini. Şimdi onlarla işbirliği içinde. Ama biz eğer İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirirsek, belki bir günde, bir ayda Üç, üç ayda olmaz ama adım 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 İsraili bu ilişkilerden geriye çekebiliriz Yunanistan'ı yalnızlaştırmamız lazım şimdi aynı anda aynı anda benim önerim benim önerim bu diplomatik ataklara başlamışken Suriye'deki yönetimle de uzlaşmak lazım çünkü Suriye'deki yönetimle uzlaşmama konusunda inat eden ve bu savaşın uzamasından dolayı da en büyük zararı gören tek ülkeyiz biz. Diğer ülkelerin tuzu kuru. Mısır'da 5 milyon Suriyeli yok. Biz belki de 5 milyon da Suriye'nin içinde bakıyoruz. En son Türk yetkililerini açıkladığında 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz dediler. Şimdi bunların sürdürülebilir tarafları yok. Ekonomik olarak, siyasi olarak ve geleceğimize yönelik tehditler olarak. Ayrıca şu da var. Şimdi madem ki Amerika diyor ki ben YPG'ye silah vermeye devam edeceğim. Bunu hangi varsayım üzerine inşa ediyor? Şu varsayım üzerine diyor ki Türkiye iki dünya bir araya gelse gidip Şamla Esatla uzlaşmaz. O uzlaşmayacağı için yeni anayasa talebinde ısrar edeceği için bu Suriye bir şekilde otonom bölgeler içeren federalimsi bir yapıya sürüklenecektir. O yapının içinde biz de bu PKK istan'a bir yer bulacağız. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin Suriye politikası bizim işimizi kolaylaştırıyor diyorlar. Ama biz radikal bir değişikliğe gidersek Suriye politikamızda ve dersek ki Suriye, ben kendi kontrolümdeki toprakların transferi de dahil olmak üzere her şeyi görüşmeye hazırım. En önemli gördüğüm iki konu var. Biri Türkiye'deki Suriyelilerin e, Suriye'ye geri dönüşlerinin sağlanması. Bu konuda bir protokol yapalım. İki, teröre karşı ortak mücadele Adana mutabakatı çerçevesinde yeniden yürürlüktedir kardeşim. Bunu yapalım. Rusya da buna destek versin dediğinizde Amerika'nın bütün varsayımları yerle bir olur. Ha şimdi şunu diyebilirsiniz. İyi de hocam bir yandan Mısır'la... Suudi Arabistan'da, İsrail'de vesaire e, normalleşelim diyorsunuz. Bir taraftan Suriye'yle, Esad'la bunlar birbiriyle çelişki içermiyor mu? Diplomasi çelişkiler için vardır. Diplomasi ha, Dışarıdan bakıldığında çelişki gibi görünen birçok şey aslında çelişki değildir. Diplomasi onun için vardır. İnce ayar yapılır. Yani bir ülkeyle normalleşirken o ülkenin her söylediğini kabul etmek zorunda değilsiniz. Onlar da sizden kendi beklentilerinin hepsini kabul etmeli etmenizi beklemez zaten. Profesyonellik buradadır devletler arasında ve sonuçta orada Amerika'nın varsayımlarını e, zora sokmuş olursunuz. Türkiye lehinde bunun bu adımların her biri başarıya dönüşür. O zaman da bir sonraki adımda Amerika ile da ideolojik olarak bir kavgaya tutuşmazsanız bu sizi şu noktaya götürür. Amerika'nın gelip ya biz niye bu noktaya geldik? Gelin müttefik gibi bir oturup konuşalım bütün her şeyi demesini sağlayabilir. Sağlarsa o zaman zaten çok kutuplu dünyada orta büyüklükteki bir devlet olarak Türkiye'nin varlığını kabul etmek anlamına gelir. Orta büyüklükteki bir devlet olarak Türkiye'nin varlığını kabul eden bir Amerika aynı zamanda Türkiye'nin bu statüsüne uygun ...beklentilerini de karşılamayı e, kabul etmiş demektir. O zaman oturulur, yeniden konuşulur. Ama o zaman oturulur, yeniden konuşulur. O zaman, Şimdi, tabii. Ha, şimdi mesela sadece S-400 üzerinden bir müzakereye tutuşursanız... ...buradan kaybeden tarafta olursunuz. Ama mesela benim dediğim diplomatik adımları atarken... ...aynı zamanda Yunanistan'ın silahlanmasını gerekçe göstererek... ...Rusya'yla... Ee, birlikte üretilmek üzere yeni S400'ler anlaşmasını yapma görüşmeleri yaparsanız, bakın bunu gider işte savunma sanayi başkanı müzakere etmeye başlar. S500'leri beraber üretebilir miyiz? Belki yani bizim şu andaki savunma sanayimizin durumu bunu buna tümüyle müsait olmayabilir. Ama belli kısımlarını biz üretebilir miyiz? Bunlarla ilgili anlaşma yapabilir miyiz? Uçak üretmemizde Rusya ile işbirliği yapabilir miyiz? Bunları görüşmeye başladığınızda, hatta bir takım anlaşmalar bile ön anlaşmalar imzaladığınızda ne olur biliyor musunuz? Amerika ile yarın masaya toptan bir müzakere için oturduğumuzda çok ileri bir noktadan başlarız. Bir iki Tabii. adım atsak bile, bir iki adım geri atsak bile ee, o. Yani şu anki durumumuza göre çok ileri bir noktada yine müzakereleri sonlandırmış oluruz. Ee, ha, ne diyeceğiz kardeşim Yunanistan niye böyle silahlanıyor? Niye? Hmm. Onun gerekçe göstereceğiz yani elimizde çok da iyi bir gerekçemiz var yani. O zaman evet, biz cevabı biliyoruz aslında. Ha, Tabii, yani bizim evet. de atmamız gereken adımlar, yapmamız gereken işler, bir de dış politikayı mümkün mertebe iç politika malzemesi olarak kullanmamak. Bu çok önemli. Bu evet. çok yapıldığı zaman e, tadı kaçar bunun. Ve İnandırıcılığı işin... olmuyor. Evet. Bir de şöyle oluyor. Mesela Yunanistan'da bu yapıldı, yapıldı, yapıldı. Hep Türkiye karşıtlığı karşıtı. Hiçbir iktidar, hiçbir mantıklı alver sürecine giremiyor. E çünkü bütün iktidarlar kamuoyunu bu şekilde doldurdu sürekli olarak. Bunun olabilmesi için ciddi bir süre akılla ve bilgiyle konuşacak insanların Yunan kamuoyuna eğitmesi lazım. Bu da bir gecede olacak iş değil. Olacak iş değil yani. Evet. Yani Sayın Yunan, o kadar güzel bir analiz yaptınız ki Bulgar operasyonu ve ortaya çıkan sonuç ve geleceğimize ilişkin. Umarız e, gerekli yerlere mesaj gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Ben Ulusal Kanal'ın ne yine konuğu oldunuz. Zaman. Her Saygılar zaman. sunuyorum. Sağ Saygı olun. E, Saygı bizden. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, konuğumuz Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünaldı. Çok önemli bir analiz yaptı. Yeniden birlikte olmak dileğiyle esen kalın.